Efendim, herkese selamlar. Yine yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte biraz sohbet edeceğiz ve yeni yıl planlarından bahsedeceğim. Nerelere gideceğimizi konuşacağız. Aynı zamanda bomba bir projemiz var. Geçen hafta ayın 1'inde Instagram'dan duyurduk. Hightech Oğullar'da akademi kurulmuştur. Öncelikle videoyu durdurup bir hayırlı olsun yorumunuzu alırız. Aldığımı düşünüyorum, devam ediyoruz. Evet, Hightech Oğullar'da akademiyi kurduk arkadaşlar. Çok önemli bir proje ve Türkiye'de kurulan şu an ilk gezgin ajansı. Bunu sizlere sunarken gerçekten çok çok mutluyum. Akademiden bahsedeceğim. Daha sonra sizin merak ettiğiniz sorular var. Instagram'da bir anket yapmıştım. Çok farklı, çok değişik sorular gelmişti. Onların cevabını vereceğiz abi. O zaman ne yapalım? Hadi bakalım. Videoya geçelim. İyi seyirler. Evet, Hightech Oğullar'da akademi kimdir? Bildiğiniz gibi 3 yıldır dünyayı geziyorum, gezmeye çalışıyorum. Bugüne kadar toplam 33 ülkeye ayak bastım. Sağlığımız yerinde olduğu sürece gezmeye devam edeceğiz. Tabii bu süreçte yolda olan birçok arkadaşımız var. Kimisi yeni çıkmış, kimisi 2 senedir yolda. Sosyal medyada büyümek maalesef günümüzde oldukça zor. Özellikle yani Türkiye YouTube platformunda bu çok zaman alıyor. Mesela ne bileyim başka bir ülkede çok kısa sürede 200-300 bin abone olabiliyorsun ama Türkiye'de şartlar biraz zor. Ondan dolayı iyi içerik üretmek gerekiyor. İyi içerik üretme konusunda da ciddi bir finansman gerekiyor. Bu finansman konusunda biz gezgin arkadaşlarımızı tespit ettik. Bir 10 kişi falan var az kadroda. Onun haricinde ekstradan üstünde 40 kişi de koyduk. 50 kişilik bir kadro çıkardık. Yani çıkaracağız daha doğrusu sizin başvurularınızla. Hightech Oğullar'da akademi bu yıl 2023 yılında 50 gezgin arkadaşımıza uçak bileti hediye ediyor. Bunun yanında 15 günlük otel konaklaması hediye ediyor. Onun yanında da gideceği ülkelerde eğer anlaşmalarımız varsa kurumlardan, kişilerden ücretsiz tur paketleri, işte ne bileyim yemektir, aktivitelerdir, sualtı dalıştır, helikopter turudur. Bu gibi aktiviteler hediye etmeyi planlıyoruz. Bu programa nasıl katılabilirsiniz? Hali hazırda yolda olan ve yola çıkacak olan dijital içerik üretici adayları, yola inanan ve yola gezmek isteyen, bakın hobi için onları kesinlikle saymıyorum. Tayland'a tatile gideceğim, Kamboçya'ya gezmeye gideceğim, eşim buraya yemeğe götüreceğim. Lütfen bu gibi mailler bize atmayınız, onları karşılayamıyoruz. Arkadaşlar, kimseye tatil paketi alamıyoruz, öyle bir gücümüz yok. Sadece içerik üreticilere destek olma planımız var. Eğer siz de bu şartlara uyuyorsanız, kriterlere uyuyorsanız, info@hightechoğullardaakademi.com Alta da yazdım. info@hightechoğullardaakademi.com'a kısaca bir mail atmanızı istiyoruz. Bir yarım sayfa boyunda. Kendinizden bahsetmeniz, şu an yoldaysanız yolda yaşadıklarınızı, planlarınızı, yani ne bileyim 2 ay sonra şuraya geçeceğim, 3 ay sonra buraya geçeceğim, bu şekilde kazancımı sağlayarak geziyorum, bu ülkeleri gezdim. Kendinizi bize bir anlatın abi. Sizi bir okuyalım, araştıralım, dinleyelim. Ve sosyal medya hesaplarınızı gönderin arkadaşlar. Yani bu işi ne kadar ciddi yaptığınızı görmek istiyoruz açıkçası. Çünkü şöyle, yolda olan çok insan var. Adam çıkıyor, ben diyor biletli satarak dünyayı gezeceğim. Biletli satarak asla dünyayı gezemezsiniz. Bunu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Gününü geçirirsin, karnını doyurursun. Her gün bir düşünme peşindesin yani. 100 bin aboneye ne kadar sürede olursun ben sana söyleyeyim biletli satarak? 5 sene, belki 10 sene. Çok zordur o da yani. Özellikle şu anki şartlarda. Ondan dolayı biz bu arkadaşlarımıza destek olmak istiyoruz. Biletlik satarak değil de dijital göçebe olarak, içerik üreterek biz size işte uçak bileti konusunda destek verelim, otel konusunda destek verelim ki biraz daha dijital göçebeliğe ağırlık verirseniz çok hızlı bir şekilde büyüyeceğinize inanıyoruz. Ondan dolayı da Hightech Oğullar'da akademi yanınızda. Kesinlikle korkmanıza gerek yok bu saatten sonra. Faaliyetlerimiz başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Instagram sayfamızın linki açıklamalar kısmında. Telegram sayfamızın linki açıklamalar kısmında. Instagram sayfasından günlük duyurularımızı takip edebilirsiniz. Telegram sayfamızdan ise birçok gezgin arkadaşım var. Ben ve benim gibi ve yola çıkacak olan insanlar var. Orada da bilgi alışveriş sayfası. Örnek Tayland'a gideceğim, vize istiyor mu? Yaz abi Telegram grubuna. Mutlaka ben veya bir arkadaşım veya bir bilen cevap verecektir. Şu ülkedeyim, şu an burada olan var mı, bir kahve içelim. Bunlar da var aynı şekilde. Birlikte buluşmaları sağlayacağız, birlikte büyümeyi sağlayacağız. Yani kısacası akademinin 2023 sonunda büyük bir aile olmasını hedefliyoruz. Minimum 150 gezginin aynı çatı altında barınmasını istiyoruz. Türkiye'de kurulan ilk gezgin akademiyiz, gezgin ajansıyız arkadaşlar. Akademimiz 6 ayın sonuna kadar 50 gezgin hedefini tamamlamayı planlıyor. 50 tane akademiye üye alacağız. Ondan sonraki süreçte ne mi olacak? Bu arkadaşlarımıza biz destek vereceğiz, içerik üretici desteği. Aynı zamanda biz bir MCN ajansıyız, yani bir dijital ajansız. Size edit konusunda destek vereceğiz. Sosyal medya hesaplarınızı yönetmenizi sağlayacağız. Doğru içerik üretmenizi sağlayacağız. Yani spontane içerikler değil de daha böyle kaliteli, daha göze doygun, insanları sıkmayan içerik üretmenizi sağlayacağız. Videolarınızın editlerini yapacağız. Zaten yolda en büyük sıkıntılardan bir tanesi de edit yapmaktır abi. Gerçekten edit yapmak
insanın ömrünü yiyor diyebilirim. Haftada 3 tane video yayınlayacaksan minimum 5 gün bilgisayarın başında geçiyor. Çünkü bir tane videonun editini yapmak minimum 36 saat sürüyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde uzaktan göründüğü gibi kolay değil. Biz bu süreçte de işte gezgin arkadaşlarımızı yola daha çok motive olabilmeleri için videoların editlerini yapacağız. Tabii bu Haziran'dan sonraki planda. Yani şunu da söylemek istiyorum. 300 abonesi vardır, yeni çıkmıştır. Biraz kendini ispatlaması lazım, bize göstermesi lazım. Ajans ekibine dahil olması için herkesin editini yapmayacağımızı buradan belirtmek istiyoruz. Çünkü bir editörün gerçekten çok ciddi maliyetleri var. Biz bunları cebimizden karşılayacağız. Elimden geldiğince. Şimdi soracaksınız bunun işte bütün masrafını sen mi karşılıyorsun? Şunu söyleyebilirim. %60'lık kısmını Hightower'larda olarak ben kendim karşılıyorum. %40'lık kısımda ise bağışçılarımız var, destekçilerimiz var daha doğrusu. Yolda olan insanları izleyenler ve sevenler var. Özellikle Avrupa kıtasında birçok büyüğümüz var, saygı duyduğumuz. Onlar bize destek sağlıyorlar. Ama tabii bu yetiyor mu? Maalesef yetersiz kalıyor. Eğer siz de şu an ekranları başında bizi izliyorsanız, yurt dışında ticaret yapanlar, otelciler, restorancılar, iş adamları, bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Uçak bileti alma konusunda, otel rezervasyonu yapma konusunda bize ulaşırsanız biz de gezgin arkadaşlarımıza bunlara doğru bir şekilde, doğru yere ulaşması için ellerimizden geleni yaparız. Aynı zamanda Kolombiya'da oteliniz vardır, Venezuela'da oteliniz vardır veya restoranınız vardır. Bunun için de bize yazabilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz, işte benim Venezuela'da otelim var kardeşim. Gezgin Akademi'den biri buraya gelirse seve seve bir haftalık oda veririm veya 10 günlük oda veririm. Biz sizi o zaman as listemize ekliyoruz. Diyoruz ki işte Kolombiya'da Ali Bey'in oteli var Bogota'da. Gittiğinde bütün Gezgin Akademi üyeleri orada bir hafta kalabilir. Ali gitti veya işte Mehmet gitti, örnek veriyorum. Bogota'ya bize ulaşıyor. Abi diyor, ben Bogota'ya geldim, var mı burada otelimiz? Hemen listemizi check ediyoruz. Git kardeşim diyoruz, orada otelimiz var. 40. caddede bir hafta kalabilirsin. Bunun karşılığında biz ne mi yapacağız size? Bunun karşılığında akademi sayfasından otelinizin storyleri paylaşılacak, reklamları yapılacak. Gelen gezgin arkadaşım ise Instagram, YouTube hangi platformu kullanıyorsa oradan sizin işletmenizin reklamını yapacak. Ve bu şekilde de siz de kazanmış olacaksınız ve karşılıksız bağış yapmamış olacaksınız. Yani günün sonuna baktığımızda herkes mutlu, herkes kazanacak abi. Ve hızlı bir şekilde bu gezgin sektörünü oluşturmayı planlıyoruz abi. 2024 Ocak'ta belki akademi ikinci seviyesine çıkacak. Belki 6. ayda çok farklı bir yere gelecek. Daha farklı şeyler konuşacağız. Tamamen tek hedefimiz bu. Hiçbir şekilde maddi beklentim yok. Maddi beklentim olacak olsa bu işi yapmam yani. Ben çünkü çok şükür kazanıyoruz az çok. Geziyoruz, içerik üretiyoruz ama bakıyorum böyle çok kişi yazıyor bana, içerik üreticiler, takipçilerden yazıyorlar. İşte Ahmet var, Mehmet var, Tayland'da Hüseyin var, bana destek olur musun diye. Görünce birçok üzüldüğüm arkadaşım oluyor. Çünkü yolun zorluklarını ben çok iyi bilirim arkadaşlar. Özellikle Meksika'da falan 5 ay kalmıştım ilk yola çıktığım dönemlerde. 5,5 aylık Balkan yolculuğu seyahatim. Çok zordu. Parasız gezmek acayip zor. Onu anladığım için bu akademiyi kurdum. Güzel olacağına inanıyorum. Destek vereceğinize inanıyorum. Videoyu beğenelim, yorum yapalım, paylaşalım arkadaşlar. Yola çıkmasını istediğiniz veya yola çıkacak olan arkadaşlarınız varsa videoyu gönderin ki herkesin haberi olsun. Biz de elimizden geldiğince doğru kişilere destek olmak istiyoruz. Tatilcilere değil. Onlara da sözümüz yok ama tatil için lütfen mail atmayın. Çünkü Instagram'dan duyurduk, adam yazmış bana. Abi eşimi doğum gününde Tayland'a götüreceğim Phuket'e tatile. Bana bir uçak otel hediye eder misin? E kardeşim ben sana nasıl uçak hediye edeyim? İş aramayayım ben. Şirketim mi var? Yok, hiçbir şeyimiz yok. Acizane işte kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bağışçıların da desteğiyle. Lütfen bu gibi mail kalabalığına engel olalım arkadaşlar. Sadece gezgin ruhlu insanlara destek olacak Hightower'larda akademi. Bunun yanında başka neler var içerisinde? Birlikte yapılan ortak içerikler. Yine gezgin arkadaşlarımızın hızla büyümesi için ortak içerikler üreteceğiz. Örnek A kadromuzda kim var diyeceğiz bu ay. İşte Tuğba, Ahmet, Mehmet gel kardeş. Biletlerini alıyoruz. Ben şu an Tayland'dayım. İşte diğer taraftan Ali geliyor 100 bin aboneli. Oradan Mehmet geliyor 500 bin aboneli. Buradayız, 6 kişi ortak videolar yapacağız. Sizin kanallarınızı hızla büyüteceğiz, bosslayacağız. Bu da yine en güzel olaylardan bir tanesi. Daha sonra bu arkadaşların kanalları büyüdü mü? Şey yapıyoruz abi, 9. ay. Sizin ciolarınızdan diyoruz, %5 alıyoruz arkadaşlar. Çekiliş yapıyoruz. Hem sizin takipçilerin hem bizim takipçilerin. Topluyoruz bir 40 kişi. Hoppa bir Kıbrıs çıkarması yapıyoruz abi. Veya bir Tayland çıkarması yapıyoruz. Güzel bir tekne kapatıyoruz. Güzel küçük bir pansiyon, otel kapatıyoruz. Orada güzel bir akademi partisi veriyoruz. Bunu ilk başta yılda bir kere yapmayı planlıyoruz ama belki 2024'ten sonra istediğimiz kademeye gelirse akademi, yılda iki defa yapacağız bu akademi partisini ve çok da büyük ses getireceğine inanıyorum. Başvuru şartları demişiz. Herhangi bir şart yok. Kendinizi anlatın. Araştıralım. İkna olduğumuz sürece no problem. Yani tatil için gitmeyeceğinize inanmamız gerekiyor. İşin kısası bu. Bildiğimiz üzere dünyayı gezmek herkesin hayali. Biz de elimizden geldiğince nacizane bir nebze olsa destek olabiliyorsak ne mutlu bize diyebilirim.
Şimdi bir soru cevap kısmımız var. Instagram'da ben soru sormuştum bayağı. Onlara cevaplamak istiyorum. Çünkü Instagram'da cevaplayınca çoğu kişiye de ulaşmıyor aslında. Buradan teker teker cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdi bir sorumuz gelmiş. İkinci Güney Amerika seferi ne zaman olur demiş. Yaklaşık 4 ay sonra Güney Amerika rotası tekrar başlıyor arkadaşlar. Kalan ülkeleri gezeceğiz. Sosyal medyada paylaştığınız içerikler gerçekten hatır sayılır para kazandırıyor mu? Kazandırmıyor diyemeyiz. Yalan söylemiş oluruz. Ha, çok büyük para da kazandırmıyor ama karnımızı doyuracak kadar, gezmeye yetecek kadar kazandırıyor arkadaşlar. Tabii istikrarlı yaparsanız, disiplinli yaparsanız. Çok önemli. Bak bunun altını çiziyorum. Disiplin bu işte çok önemli. Asya turumda 5,5 ay kaldım. Her ay 15 video. Bir gün bile sektirmedim. Hasta oldum, düştüm, kolum bacağım kanadı ama kesinlikle taviz vermedim işimden. Biz iki arkadaşız. Acemi gezginiz, akademinizde bize de yer var mı? Antep'ten sevgiler. Merve Hanım, tabii ki de. Herkese kapımız açık, herkese yerimiz var. Mail attıysanız zaten incelenip size de dönüş yapılacaktır. Mehmet abim sormuş, dizin nasıl oldu kardeşim? Düzeldi abi, çok şükür, bir sıkıntı yok. Afrika'dan getirdiğin hediyeler için çekiliş yapmadın. Yapacağız onu, aklımda yoğunluktan dolayı yapamadım. İstanbul'a yeni geldim biliyorsunuz. Instagram'ı takip edin mutlaka, Haytayollarda. Oradan çekilişi kaçırmayın, çok güzel hediyeler vereceğiz. Güney Kore'ye gidiyorum yakında. Neler tavsiye edersin Kara demiş. Evet, Güney Kore'ye iyi tatiller diliyorum. Seul'de benim için bir Kore barbeküsüye. Bana kaburga yapıyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Devam edelim diğer sorulara. Mesleğiniz nedir acaba demiş. Bunun Harita Yollarda Kimdir videosu var kanalın ana başlığında. Orada açıklamıştım ama ufaktan bilgi verelim. Ben aslında reklamcıyım. Hayatımın geçmiş 10 yılında yani 15 yaşından sonraki süreçte İstanbul'da yaşamaya başladım. Birçok gıda firmasında çalıştım. Alt düzeyde, üst düzeyde pozisyon yönetici olarak falan. Daha sonra reklam firmasını kurdum. Arşiv Danışmanlık diye bir yine akademi tarzı bir ajansım vardı. Sosyal medya işleri yapıyorduk. Covid gelince maalesef gıda sektörüne bağlı çalıştığımız için işlerimiz bir anda kesildi. Ondan sonra sana yola çıkış hikayemiz başladı. Onu buradan anlatırsam çok uzun. Diğer videodan izleyebilirsiniz. HTO'larda kimdir diye bir video var kanalda. Abi Avrupa'yı gezmek istiyorum. Nereden başlayalım? Yunanistan'dan başlayabilirsin. Yukarı doğru çıkabilirsin. Hem Yunanistan biraz daha uygun fiyatlar konusunda. Ortalara gidince fiyatlar pahalanıyor. Özellikle Hostel'de 45-50 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Biz de gezmek istiyoruz ama demiş memur maaşı da çok zor. Siz nasıl bu kadar gezebiliyorsunuz? Biz dijital içerik üreterek, dijital göçebe hayatını benimseyerek gezebiliyoruz. Türkiye'de elektrik, su, doğalgaz veya bir ev kiramız olmadığı için ondan dolayı gezebiliyoruz arkadaşlar. Yurt dışında ibadethanelerde kalmaya izin veriyorlar mı? Pek sanmam. Hiç denk gelmedim. Bilmediğim için bu soruyu pas geçiyorum. Dünya turu yaparken kaç tane sevgili yaptın demiş. Bu soruyu da pas geçiyorum. Dünyayı gezerken İngilizce bilmek olmazsa olmaz bir kural mı? Asla öyle bir kural yok. 33 ülkeye gezdim. Hala İngilizce bilmiyorum. %20 bildiğim şeyler. 15-20 tane sonra biliyorum. Onların üzerinden yürüyorum. Akademi projeniz tebrik edilir cinsten nasıl finanse ediyorsunuz? Akademi projenin bütün gelirlerinin %60'ını ben karşılıyorum. %40'ı ise finansörler ve bağışlar tarafından karşılanıyor arkadaşlar. İsmini vermek istemeyen, Avrupa'da yaşayan, başka kıtalarda yaşayan birçok izleyen abilerimiz, büyüklerimiz var. Onlar tarafından finanse ediliyor ama tabii şu anki yeni hedeflerimiz gerçekten çok ciddi maliyetli. İyi bütçe gerekiyor. Destek olmak isterseniz bekliyoruz arkadaşlar desteklerinizi. Her ülkeden yazabilirsiniz. İsminiz de gizlenebilir, isminiz de paylaşabiliriz, reklamınızı da yapabiliriz. Her şeye bütün tekliflere açığız. Her zaman takipteyiz demiş hem YouTube'da eyvallah. Kardeşim yanlış anlama demiş, merak ediyorum ne yapayım? Gelir kaynağın ne, nasıl gezebiliyorsun bu kadar? Bunu çok anlattık, her videoda anlatıyoruz ha. Sosyal medya, YouTube para kazandırıyor, Instagram kazandırıyor, Twitter kazandırıyor, Facebook kazandırıyor, TikTok kazandırıyor. Sosyal medyadan para kazanılıyor arkadaşlar. Bunu lütfen bilin, altını çiziyorum. Araştırarak YouTube'dan ulaşabilirsiniz kim ne kadar kazanıyor. Hep parayla ilgili sorular gelmiş ya. Kardeş selamünaleyküm demiş. Antalya'ya gelirsen seninle tanışmak isteriz. Semtte online'ız. Eyvallah. Semtte selamlar. Gelirsek inşallah denk gelirsek tanışırız. Tayland'a giderken üzerine para mı götüreyim veya ATM'den çekmek mantıklı mı? Para da götürebilirsin, ATM'den de çekebilirsin. Kartın çipli ise çipsiz kartlar manyetik bankamatikle bazen çalışmayabiliyor bazı ülkelerde. Gitmeden önce yurt dışı alışverişlerini açtır. İstediğin ülkeden alışveriş yapabilirsin, para da çekebilirsin ve hiçbir sorun yaşamazsın. Aynı zamanda bütün ülkelerde geçerli. Tek Tayland için demiyorum. Sadece birkaç tane işte ne bileyim iflas etmiş ülke vardır. Mesela Arjantin'de para çekmeni tavsiye etmem. Çünkü resmi kur 150, kara borsa kuru 350, iki katı. 10 dolarlık alışveriş yaptın örnek. Adam seni resmi kurdan çekecek. Hop iki katı zarar. O yüzden o gibi ülkelere Arjantin'e, Venezuela'ya, Etiyopya'ya cebine dolarla gitmen lazım. Yoksa sıkıntıya düşersin. En çok merak edilen şey demiş. Kendiniz yetmiyor. Bir de gezenlere nasıl yardım edebiliyorsunuz? Dediğim gibi paylaşmayı seviyoruz. Yani benim en azından ben kendim açıma söyleyeyim. Ben paylaşmayı seviyorum abi. Yolda öyle zorluklar içerisinde gelen kardeşlerime gerçekten çok üzülüyordum. Destek olmak istiyorum. Elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Ha şunu söyleyeyim arkadaşlar.
Bu proje tutar tutmaz ben yine her şekilde, zaten birçok izleyen de biliyordur, arada gezginler falan varsa destek oluyordum akademi yokken de, yine de olmaya devam edeceğim. Abi dünyayı nasıl geziyorsun? Herkes ufak iş yaparak bilgi satarak geziyor. Ben dijital içerik üreterek geziyorum arkadaşlar. Bilgi satarak gezmiyorum. Ben Van'dan yazıyorum. Seni bir yıl oldu takip ediyorum demiş. Attığım paylaşımları beğeniyorum, videolarını izliyorum. Eyvallah. Teşekkürler kardeşim. Selamlar demiş. Akademi mail yolladım. Ne zaman dönüş olur? En kısa sürede dönüş olur ya. 10 gün, 15 gün, maksimum bir ay içerisinde dönüş olur diye düşünüyorum. Çünkü çok mail geldi Instagram'dan. Eminim şu an YouTube'dan da bayağı bir yazanlar olacak diye düşünüyorum. Burada hiç kış yok mu? Burası neresi kanka? Ben şu an Türkiye'deyim. Kış var. Hangi vizeler aldınız ve başvururken hangi statüyle başvuruyorsunuz? Çok vize aldım. Uzak Doğu'ya falan gideceğiz. Amerika kıtasına gideceğiz. Genelde turistik ağırlıklı alıyoruz vizeler ama bazı kapalı ülkeler var. Kuzey Kore'dir, Türkmenistan'dır. Bu gibi ülkelere girmek için diplomatik vize gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de sağlam referanslar gerekiyor. Ama şu an öyle bir planımız yok. Olur mu belli olmaz. Gezgin olarak ilk rotamız neresi olmalı? Hangi ekipmanlar hala iş görür? Gürcistan'dan başlayabilirsin. Sıcak mevsimde bakın. Kışın yola çıkmanızı çok tavsiye etmem. Çok demotive olursunuz çünkü kışın gezmek çok zor. Hele bir de düşük bütçeli geziyorsanız var ya, çadır kamp falan acayip yorucu olur. Balkanlardan başlayabilirsiniz. Veya daha cesursunuz. Benim uçağa Tayland'a git. Zaten Asya kıtası en güvenli ve en ucuz yerlerden bir tanesi. Dünyadaki en ucuz kıta bu arada Asya kıtası arkadaşlar. Tayland güzel bir başlangıç noktası olabilir diye düşünüyorum. Sorum yok demiş, kolay gelsin. Eyvallah. Hightower Akademi'nin amacı nedir? Detaylıca açıkladığımızı düşünüyorum. Sorularınıza cevap olduğunuzu düşünüyorum. En çok etkilendiğin ülke neresi? Endonezya, Bali. Birinci sırada. Venezuela, Caracas. İkinci sırada. Can Baba'ya selam olsun. Üçüncü sırada ise Tayland, Phuket Adası. Beni benden aldı gerçekten. Eğer ileride bir gün yerleşmeye karar verirsem, yaşamaya karar verirsem bunlardan birine yerleşirim. Böyle en azından bir 5 sene yaşamayı düşünürüm diye düşünüyorum. Mükemmel çünkü. Hepsinin farklı bir güzelliği var. Ama Bali first. Kazakistan, Almaty'de dediğin yerin adı neydi? Ya oraya çok soran oldu bana da. Tabelayı çekmemişim. Adını da inanın bilmiyorum ya. Böyle bir Korelilerin mekanıydı. İnanılmaz et yapıyorlardı. Akademi için demiş, olumlu ya da olumsuz dönüş yapıyor musunuz? Evet, olumlu ya da olumsuz dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Kimseyi cevapsız bırakmıyoruz. Masraflara zorlandığın oluyor mu demiş. Olmaz mı? Afrika'da çok zorlanmıştım arkadaşlar gerçekten. Çok pahalıydı orada o hayat. Asya gibi değil. Asya'nın yani 3 günde harcadığın parayı Afrika'da yarım günde harcıyorsun abi. Öyle hesaplayın, öyle düşünün. Bir hostelde kalacaksın mesela. $20, $25, oteller $70-$80 başlıyor. Asya'da ben $15 otel odasında kalıyordum. Bir de Afrika'da bildiğimiz üzere çok sıkıntılar var. Su sorunu var, elektrik sorunu var, internet sorunu var. Odası çok yıprattı beni. Biraz toparlanmaya ihtiyacımız var. Phuket'e ne zaman geliyorsun demiş Umut abim. En kısa sürede geliyorum. Değirmenin suyu nereden geliyor? Sosyal medyadan geliyor, YouTube'dan. Aylık ne kadar harcıyorsun? Paranın hangi banka kartıyla çekiyorsun? Gelir kaynakların garsonu istifa etmeli mi demiş. Kanka istifa etmeni bir şey diyemem, o konu sana kalmış. Sonra istifa edersin, yola çıkarsın, bir ay sonra geri dönersin. Bana küfür etmeni istemem. Gelir kaynaklarını sosyal medya, herhangi bir ekstradan bir gelirim yok. Aylık ne kadar harcıyorsun? Değişir. Aylık ne kadar harcadım? Her gittiğim ülke, her kıtaya göre. Kimi ülkede $500 harcarsın, kimi ülkede $5000 harcarsın. Tamamen senin tercih meselesi, gideceğin ülkeye bağlı. Paranı hangi banka kartıyla çekiyorsun? 7-8 tane bankanın kartı var, hepsiyle çekiyorum. Çünkü birçoğu bazı ülkede çalışmıyor. Ne bileyim, yaptırımlar olabiliyor, sorunlar olabiliyor. Sistem olmayabiliyor. Hepsini çalışıyorum abi. Ne kadar çok bankaya çalışırsanız o kadar iyi. Sıkıntı yaşamazsanız yolda. Bugüne kadar çok şükür hiç sıkıntı yaşamadım. Abi şu an Kore'deyim. Hong Kong, Singapur'a gidilir mi? Nasıl yani? Burada amacım burada çalışmak. Singapur'da çalışamazsın öyle kaçak bir şekilde. Bunu aklından çıkar. Hong Kong'a gitmediğim için bilmiyorum. Soruyu pas geçiyoruz. Afrika'da yemek olarak seni hangi ülke zorladı demiş. Hangisi zorlamadı? Yemek olarak açıkçası çok zorlanmadım ya. Güzel Avrupa restoranları vardı, Fransız restoranları vardı. Bunlara gidip güzel yemekler yiyebiliyorduk yani. $5, $10. Ne bileyim, bir tavuk şinitzeldir, bir burgerdir, pizzadır veya makarnadır. Yemek konusunda yani çok sıkıntı çekmedim. Sadece duş konusunda çok sıkıntı çektim Afrika'da abi. Duş alıyorsun, tuzu su akıyor. Duş alıyorsun abi, gece yatıyorsun. Üf, vücut bir terlemeye başlıyor, yanıyor. Tuz kurumuş çünkü üzerinde. Veya ertesi gün başka bir otele gidiyorum. Dağlık bölgede kalıyorum. Lahm suyu ya duş aldım biliyorum. Bakın lahm suyu. Şampuanı yıkadım kendimi. Gece bir yatıyorum lan diye bir koku geliyor bir yerden ama anlamadım diyor. Tek kişilik odada bir de. Bir baktım ben kokuyormuşum abi. Lahm suyu. Banyoya bir kokladım. Öf. Ölüm. Sabah kalktım erkenden markete gittim. 3-4 tane 5'lik su aldım. Güzel bir duş aldık. Ondan sonra temizlendik. 46 gün falan gezdim Afrika'da. 46 gün sonra Türkiye'ye döndüm. Banyodan bir saat çıkmadım abi. O koku var ya, gitmek bilmiyor. Hamama falan gittim yani. Temiz suyla duş almayı özlemişim gerçekten. İnsan ülkesini özellikle değerini yurt dışına gidince biliyor. Afrika beni çok zorladı ve hayata bakış açımı çok değiştirdi.
İyi ki de gitmişim diyorum ya. Gittiğim için asla pişman değilim. Orada da birçok insan tanıdık. İzliyorlarsa hepsine selam olsun buradan. Neden hiçbir gezgin Amerika'ya gitmiyor demiş. Gidebilir aslında, tercih meselesi. Mesela ben düşünüyorum Haziran gibi, Temmuz gibi Amerika'ya gitmeyi. Orada bir 3 ay kalırım diye düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir ülke. Yani bana göre bence tek bir ülkeden ibaret değil orası. İçinde 25 tane ülke var. Ve gidip bunların hepsini keşfedeceğiz. Size sadece Amerika'nın New York'tan, Miami sahillerinden veya Las Vegas'ta kumarhanelerden olmadığını göstereceğim. Benim formatım biliyorsunuz. Olmayanı göstermek, gösterilmeyeni göstermek. Ve bu videolar ülkelerde yaşayan bazı Türkleri, ne bileyim, birçok kurumları rahatsız edebilir ama tarzımız bu, konseptimiz bu. Çünkü turistik yerleri herkes gösterir. Önemli olan girilmeyen yerlere gerçek yaşantıları göstermek. Bu da Haytayolara prodüksiyon farkıyla içeriklerimiz gelmeye devam edecek arkadaşlar. Şimdiki rotamda ise haftaya yola çıkacağım. Şu an pasaportum bir vize sürecinde gelmesini bekliyorum. Asya'ya giderim diye düşünüyorum. Orada biraz dinlenirim, dinlenmeye ihtiyacım var. Tayland olur, Bali olur. Bilmiyorum, bakacağız duruma göre. Yani bir 10 gün sonra falan yeni ülkeden videolar gelmeye başlayacak. Bunun sonrasında sürpriz bir video gelecek. Arkadaşlar, sürpriz bir kişiyle. Çoğunuz biliyordur. İsmini vermeyeyim. Biraz güleceğiz, eğleneceğiz, keyifleneceğiz. Yemek dolu bir video olacak. Ondan sonra birkaç tane Türkiye'den video gelir. Tabii bu videoları yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Türkiye videolarını biliyorum, çok izlemiyorsunuz. Ondan dolayı aslında yani ben çok çekmek istiyorum Türkiye'de video ama izlenmiyor maalesef. 5000, 10000, 15000 kişi izleniyor. Çok komik rakamlar bunlar. İnanın şunu söyleyeyim size. 33 ülkeye gezdim. Türkiye ülkem hala birinci sırada. Yemekler konusunda olsun, doğal güzellik, saygı, kültür, geleneklerimiz, göreneklerimiz. Harika bir ülkeyiz ya. Anında gerçekten harika bir ülkeyiz. Diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Saygılarımı sunuyorum, selamlarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstanbul'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Herkese selam. Yaklaşık 3 aydır dünya turumdayım. Dünya turumun ilk ayağı olan Asya'dayım. Asya turumda bana destek veren Haytayollarda Akademi'ye çok teşekkür ederim. Haytayollarda Akademi'yi kurdu arkadaşlar. Ve bunu çok büyük bir keyifle size duyurmak istiyorum. Haytayollarda Akademi bu sene tam 50 gezgine konaklama ve uçak yardımında bulunuyor. Dostlar, Haytayollarda efsane ötesi bir proje başlattı. Çok detaylı, büyük bir proje. Projesinin ismi Haytayollarda Akademi ve projesinin hedefi bu yıl içerisinde dünya turu yapan, hali hazırda yolda olan 50 tane gezgin. Haytayollarda Akademi'nin destekleriyle Endonezya Bali'den herkese merhaba. Haytayollarda Akademi bu yıl 50 gezginin uçak biletini ve otel rezervasyonlarını karşılayacak. Siz de bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız Haytayollarda Akademi'yi takip etmeyi unutmayın.